A Spor. Galatasaray 4 günde tepe taklak oldu, Ankara gücünün ardından Sivas Spor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, 4 günde oynadığı 2 maçta da şok yaşadı. İlk olarak ligin 28. haftasında Ankara gücüne mağlup olan Sarı Kırmızılılar, ardından 29. hafta maçında Sivas Spor ile berabere kaldı. İşte detaylar. Son dakika spor haberi, GS Haberleri. Cimboma ağır darbe. Çarşamba günü Ankara gücüne 2-1 yenilen Galatasaray dün de evinde Sivas Spor ile 2-2 berabere kaldı. 7. dakikada Gedsen Fernandes'in sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural yatarak kurtardı. 9. dakikada Lines'in büyük hatası sonramı Gradel topu ağlara yolladı, 0-1. Oye Kuru çok kötü vurdu. 14. dakikada 14. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Falkeo mükemmel vurdu, 1-1'inci 18. dakikada Onyekuru boş pozisyonda çok kötü vurdu. Savunmada büyük hatalar. 38. dakikada Gradel'in şutunu Muslera kurtardı. Dönen topa yakın mesafeden Boyd dokundu ve Sivas yeniden öne geçti, 1-2'nci 56. dakikada Onyekuru'nun şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 90 artı de müthiş pozisyon. 67'de Galatasaray penaltı kazandı. Falkeo skoru 2-2 yaptı. 81'de Halil inanılmaz bir golü kaçırdı. Son saniyedeki inanılmaz karambolden de gol çıkmayınca Cimbom altın değerinde 2 puan kaybetti. Linz taraftarları çıldırttı. Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği Martin Linz gecenin kader adamlarından birisi oldu. Norveçli sol bekin ilk yarıda yaptığı büyük hata gole mal oldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden Linz çok büyük bir tepki gösterdi. Kralın dönüşü yeterli olmadı. Kırmızı kart cezalısı Mustafa Muhammed'in yokluğunda uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Radamel Falcao gol hasretini bitirdi. Sivas Spor ağlarını iki kez sarsan Kolombiyalı Yıldız 22 maç aradan sonra golle buluştu. Son olarak Erzurumspor Spor deplasmanında ağları sarsan Falcao'nun ilk golündeki usta işi vuruşu alkış topladı. Tecrübeli Yıldız'ın başarılı performansı 3 puan için yeterli olmadı. Yine skoru çeviremedi. Sivas Spor maçına kadar skorda geriye düştüğü 5 maçı da kazanamayan Galatasaray geleneği bozmadı. Sarı Kırmızılılar dün iki kez yenik durumdan beraberliği yakalasa da 3 puanı getirecek golü bulamadı. Twitter'ı bırak zemine bak. Sivas Spor maçında 2 puan bırakan Galatasaray'da Yans Belhanda maç sonunda Türk Telekom Stadı'nın zemini sebebiyle yönetimi eleştirdi. Stad'ın kötü zeminin futbolu olumsuz etkilediğini söyleyen faslı futbolcu, gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanını getirip bu zeminin düzeltilmesi gerekiyor. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan daha iyi. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, sosyal medyaya bakacağına gel statla ilgilen ifadelerini kullandı. Tyler Boyd, Beşiktaş için mutluyum. Sivas Spor'un Galatasaray karşısında ikinci golünü kaydeden Tyler Boyd maç sonunda, attığım golle Sivas Spor'a puan Beşiktaş'a ise avantaj getirdiğim için mutluyum, dedi. Bon servisi Beşiktaş'ta olan ve kiralık olarak Sivas Spor forması giyen Boyd'a hocası Rıza Çalımbay ise, şu an başka bir takımda, diyerek tepki gösterdi.